Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 5 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu güzel bir villa tanıtımı için geldik. Tam müstakil bir villa. Sinan kardeşim dış cephesini gösteriyor. Aynı zamanda çok güzel de bir pergolesi yapılmış. Tabii isterseniz size burada bir havuz da yapılabilir. Arkadaşımız havuz yapmamış, yerden de yüksek yapılmış bohçalama sistemi. Tam müstakil bir villadan bahsediyoruz. Oldukça kullanışlı. Oldukça şık bir villa değerli arkadaşlar. Tabii fiyatı da bir o kadar güzel. Değerli arkadaşlar, bu güzel villanın fiyatı 7 milyon 400 bin Türk lirası. 7 milyon 400 bin Türk lirasında da pazarlama söz konusu. Gördüğünüz üzere ön tarafta güzel bir veranda alanımız var. Tabii biraz da toprak alanı önde bırakılmış. Etraflıca dolaşalım. Bahçe duvarlarının iç kısımlara bodrum kayrağı dediğimiz kayrak taşlarından yapılmış. Tabii yapılaşmanın yoğun olduğu bir yerdeyiz. Sürekli prim yapan bir yerdeyiz. Arka bahçesine doğru gidelim. Tabii yerden değil de üst katlarda full deniz manzarası mevcut değerli arkadaşlar. Arka tarafta da oldukça geniş, güzel bir bahçe alanımız var. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'nın üzerindeyiz. Toplu taşımaya yakın, alışverişlere yakın. Merkezi konumda bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Hava biraz kapalı, rüzgarlı. O yüzden biz hemen içeri girelim. İçeride detaylı bir tanıtım yapalım değerli dostlar. Çelik kapının önüne geldiğimizde koridora giriyoruz değerli dostlarımız. Koridor oldukça güzel. Sinan kardeşimle beraber koridor kısmına doğru giderken vestiyer alanımız var değerli arkadaşlar. Burada elbisenizi, ayakkabınızı asabilecek bir dolap yapılmış. Karşıda da merdiven altında tuvalet falan değil de kiler yapılmış. Yani ekstradan eşyanız olursa burada kiler de muhafaza edebilirsiniz. Tabii giriş kısmında bir banyonun olması oldukça şık olmuş, oldukça güzel olmuş. Gördüğünüz üzere beyaz Hilton dolabı, yanında gene çok amaçlı, çok kullanışlı dolap, tuvalet alanı, siyah tempur camla duşakabin yapılmış gördüğünüz üzere gayet güzel, gayet kullanışlı bir banyodan bahsediyoruz. Aynı zamanda çift açımlı vasıtas penceresi de söz konusu. Ayrı mutfak demiştik. Salona geçmeden önce böyle sıralı bir şekilde sizlere gösterelim. Mutfak kısmına geliyoruz değerli arkadaşlar. Oldukça kullanışlı bir mutfak alanımız var. Sürgülü kapı verilmiş bahçeye çıkış için yani yemeğinizi bahçede de yiyebilirsiniz. Antreset rengi ve beyaz renkler seçilmiş dolapta. Fırın, set üstü ocak, dablumbaz, bulaşık makinesi, gene granit evyemiz söz konusu. Tabii ortada üçlü avize, led ışıklarımız, aynı zamanda gider penceremiz söz konusu. Buzlu cam kullanılmış kapının içerisine. Şimdi salon kısmına doğru geçiyoruz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi 5 oda, 1 salon ayrı mutfaktan oluşuyor. Zemin kattayız. Zemin katta salonun içerisine geldiğimizde iki tane sürgülü kapı verilmiş veranda alanına çıkış için. Aslında ben burada zemin katta da denizi görebiliyorum. Hemen burada da çok güzel bir televizyon ünitesi düşünülmüş. Arkasına patlak taş kullanılmış. Antresit renginde sütunlar kullanılmış. Gene gün ışığı led ışıklarımız ve spot lambalarımız mevcut. İki sürgülü kapı dışarıya. Işık aydınlatma için de buradan yine penceremiz var. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemi, sineklik sistemleri mevcut. Kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. 5 oda demiştim. Bir oda dışında diğer 4 odamızda gardıropları hepsi hazır değerli arkadaşlar. Şimdi üst kata doğru çıkacağız. Üst kata doğru çıkarken Mersin beji dediğimiz bej mermerlerinden basamaklarımız yapılmış. Yuvarlak korkuluklarımız var. Antresit renginde gene gün ışığında led ışıklarımız, spot lambalarımız var. Merdiven kovanını aydınlatmak için. Değerli dostlar, üst kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var. Üst kata çıktığımızda hemen sol tarafımızda bir genel banyomuz daha var değerli arkadaşlar. Banyonun içerisinde gerçekten açık renk seramikler kullanılmış bir duvar dışında. Burada gene siyah tempur camla duşakabinimiz var. Gene çift açımlı vasıtas pencere, tuvalet alanı oldukça kullanışlı. Hilton dolabı da düşünülmüş. Genel banyomuz bu şekilde. Şimdi hemen birinci yatak odasına geçeceğiz. Birinci yatak odasına geldiğimizde zeminler komple 60'a 120 porselen seramik. Koridordan geldiğimizde genel banyo, ebeveyn banyomuz var bu odanın içerisinde. Hemen Sinan kardeşim banyoyu sizlere göstersin. Gene duşakabini, Hilton dolabı ve tuvalet alanı oldukça güzel. Yatak başları gene vavyen şeklinde yapılmış.
Alçıdan iki tane niş yapılmış. Nişlerde de gene spot lambalar verilmiş. Asma tavan düşünülmüş yatak başlarına. Ön tarafta Fransız balkon. Buradan da normal balkona çıkışımız söz konusu. Gördüğünüz üzere bütün kapı pencerelerde panjur sistemleri var. Her odada televizyon sistemi var. Kalorifer sistemleri döşenmiş. Çıkışları dışarıya verilmiş. Birinci odamız bu şekilde. Hızlı bir çekim yapıyoruz. Çünkü bugünlerde oldukça güzel müşteriler de var. Randevularımız var. Şimdi hemen ofise geçeceğiz. Tabii burada da gördüğünüz üzere ikinci yatak odasının içerisine geldik. Sürgülü kapı verilmiş. Balkona çıkış için ışık aydınlatma, pencere için buraya düşürülmüş. Aynı zamanda videonun içerisinde de söylediğim gibi bir oda dışında dört odamızda gardıroplarımız mevcut. Üç kapaklı güzel gardıroplar düşünülmüş. Yatak başları vavyen şeklinde. Sağında solunda aplik lamba. Çok da güzel bir avize düşünülmüş. İkinci odamız bu şekilde. Birinci katta 3 tane yatak odamız var değerli arkadaşlar. Şimdi hemen 3. yatak odasının içerisine geliyoruz. Bu odamız da oldukça kullanışlı. Yatak başları gene vavyen şeklinde. Sağında solunda aplikler var. LED ışıklarımız, ortada tekli avize ve hemen Sinan kardeşimin arkasında gördüğünüz üzere burada da 3 kapaklı gardırobumuz ve altta da çekmecesi olmak üzere oldukça kullanışlı dolaplar yapılmış. Bunlar çok avantajlı değerli arkadaşlar. Yani evi aldıktan sonra dolabı nasıl yapayım, nasıl edeyim öyle bir derdimiz de yok. 5 oda demiştik. 4 odamızda gardıroplarımız var. Bir oda hariç. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız. Yani teras katına. Teras katında da 2 tane yatak odamız var. Tabii aynı zamanda oldukça kullanışlı bir terasımız söz konusu. Onları da tekrar sizlere göstermek istiyoruz. Şimdi üst kata çıktığımızda gene sol tarafımızda genel banyomuz var. Bu banyomuz da oldukça geniş. Burada da şeffaf siyah tempur camla duşakabinimiz söz konusu. Tuvalet alanı, Hilton dolabı, hemen kapının yanında da çamaşır makinesi için kabin yaptırılmış. Üstünde yine temiz ve kirli elbise koymak için raflarla dolaplar yapılmış. Dediğim gibi çift açımlı buzlu cam şeyimiz mevcut. Tabii 4. yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. 4. yatak odamız da oldukça güzel. Burada da yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Buradan da sürgülü kapı verilmiş. Terasa çıkış için değerli arkadaşlar. Her odada telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut. 5. yatak odasına geçeceğiz değerli dostlarız. 5. yatak odamız oldukça geniş. Yaklaşık 22 metrekare. Hemen odanın içerisine girdiğimizde yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Karşıda 2-4 kapaklı gardırop alanımız var. Şifonyer yerimiz var. Makyaj yeri için burada dizayn edilmiş. Gördüğünüz üzere aynası da buraya yapılmış. Tabi çelik çatı olduğu için spot lambalar verilmiş. Renkleri de oldukça güzel kullanılmış. Şimdi teras kısmına çıkacağız değerli arkadaşlar. Burada en güzel yer teras kısmı. Teras kısmı ne geldiğimizde zeminler gene seramik kaymayan malzemeden. Üstünü gene bordeks malzemenden pergolesi yapılmış. İstenilirse burayı cam balkonla da kapatabilirsiniz. Oldukça geniş bir terasa sahip değerli dostlar. Tabii hem televizyon yeri hem su musluğu falan koymuş. Sinan kardeşim benim bulunduğum yere gelirse size deniz manzarasını da gösterebilir. Gerçi drone görüntüleri de çıkabilir. Denizi de ben şu anda terasta ve birinci katta net bir şekilde görebiliyorum. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'nın üzerindeyiz. Bugün sizlere 270 metrekare arsa içerisinde 5 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, 0 yapı, kat mülkiyetli ve iskanlı gerçekten güzel bir villa tanıtımı için geldik. Tabii fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 7 milyon 400 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon 400 bin Türk lirasından da pazarlama söz konusu. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.